Ben iki çocuk annesiyim. Birisi bu sene sınava hazırlanıyor, LGS'ye hazırlanıyor. Diğeri lise 2'ye geçti ama 3 ay okula gidebildi. Tabii ki bu sorun bütün hem benimle birlikte, ülkemizle birlikte dünyanın sorunu ama ben şunu gözlemledim. Bu sürecin çok uzun olacağını herkes görebiliyor artık. Bunun için bilim adamı ya da uzman olmamıza gerek yok. Yani veliler de bunun farkında. Bu süreç uzayacak diye başından beri söylenmesine rağmen hiçbir tedbir alınmadığını gözlemledik biz. Ben en azından bir veli olarak, ben İstanbul'un merkezinde oturan bir veli olarak işte Maraş'taki veli arkadaşımın yaşadığı sorunları ben de yaşıyorum. Nasıl yaşıyorum? İnternet sorunu burada da var. Yani evet merkezdeyiz, metropoldeyiz ama burada da internet çekmiyor. Dün örneğin çöktüğü söylendi. Ya da daha önceki zamanlarda da zaten Mart ayından bugüne geldiğimiz zamana kadar internet sorunu zaten yaşanıyordu. Evlerinde interneti olmayan, interneti olsa bile sınırlı olan, sınırlı interneti kullanabilse bile elinde tableti bir tane olan, bilgisayarı olmayan 3 öğrencisi olan, derslerinin çakıştığı, yani bütün bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman son yaşanan 6 aydır bir süreçte yaşıyoruz biz pandemi. İlk dönemde evet, hazırlıksız yakalanmış olabiliriz ülke olarak, dünya olarak ama 6 ay içerisinde önümüze veliler olarak hiçbir şey sunulmadı. Ne okullardan, okul idaresinden ki zaten çok bir şey bekleyemeyiz çünkü bütün yükü okul idaresine ya da velilere atıyor Milli Eğitim. Bu anlamda da şikayetçiyiz ya da muzdaribiz veliler olarak. Öncelikle bu pandemide ilk sorunumuz hijyen olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu okullara gidilmeyişinin sebebi gerekli bu salgının daha çok yayılmaması. Fakat gönül isterdi ki bu çalışmaların önceden altyapısı hazır olsaydı, diğer gelişmiş ülkelerdeki gibi önceden bu uzaktan eğitimin yerleşmiş olması gerekirdi. Fakat birden bu şeyle karşılaştık biz. Bu uzaktan eğitim bize dayatıldı. Birdenbire çocuklar bu eğitimin içinde buldular kendilerini. Dolayısıyla da çocuklar bu işe hazır değil, veliler hazır değil. Çok aksak, yani sistem tam oturmuş değil. Önemli olan bu sistemin oturup adam gibi çalışılıp hazırlanıp hiçbir aksaksız ufak tefek sorunlar olabilir bizim önümüze getirilmesiydi. Bu yapılmadı. Şimdi herkes şaşkın durumda. EBA dediler, EBA'yı açtılar. Herkes hücum etti. Tek sistem ne oldu? Çöktü. Bu sistem sonra işte deniliyor ki bu sistem sevindirici. Tercih ediliyor. Başka bir sistem var mı ki tercih edilecek? Yani Bu altyapı yetersizliğinden dolayı bağlanabildik, bağlanamadık. Çocukların temelleri çok önemlidir bu konuda, hepimiz biliyoruz ki. Bizim çocuklarımızda şu an ben temel göremiyorum. Bize bu EBA yetersiz kalabiliyor. Bu durumda ne yapacağımızı bilemiyorum. Çocuklar ev ortamında kendileri daha rahat hissediyorlar. Derse katılmak istemiyorlar. Bir de çocuklarımızı sürekli sanal ortama itmiş gibi oluyoruz. Kendi kendileriyle bir şeyleri yapamıyor. Küçük çocuklarımız açısından söylüyorum bunu. Yani televizyon, bilgisayar karşısında çok fazla sürekli kaldığı zaman yarın öbür gün sağlık çalışacağınızı düşünüyorum. Milli eğitim kitaplarının içinin boş olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra belirli bir limit ödememiz gerekiyor yıllık kaynak kitaplara. Bunun da bizi maddi olarak zorladığını, birçok velinin de bu konuda desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz üzere, velilerimiz de biliyordur muhtemelen, kaynak kitapların fiyatları çok fazla. Yani limit olarak çok büyük meblağlar ödemek durumunda kalıyoruz. Türkiye'de biz de yakından takip ediyoruz süreci. Tüm öğretmen arkadaşların EBA'dan canlı ders tanımlamasında ve sisteme girme konusunda sıkıntılar yaşadıklarını da duyuyoruz biz de. Bu anlamda ya sisteme girmek ya uzun sürüyor ya başarısız oluyorlar açıkçası. Bu anlamda altyapının yetersiz olduğu ortaya çıkmış durumda. Bu konuda da mutlaka çalışmalar yapılmalı. Ben kendimden bir örnek vereyim mesela plansızlıkla ilgili. Bugün kentimizde bazı mahallelerde elektrik kesintisi oldu sabahtan. Öğleden sonra 3'e 4'e kadar sürecek. Şimdi yani bazı çocukların şu anda mesela ailelerin imkanları olsa bile internete bağlanamadılar. Çünkü elektrik kesik.
Mesela bunu bile planlanmıyor. Mesela pazar günü olabilir, hafta sonu olabilir. Ama bugün böyle bir çalışma yapıldı. Bu anlamda baktığımızda eğitimde eşitsizliğin de her geçen gün artarak devam ettiğini görüyoruz. Mesela EBA TV kullanamayan öğrenciler var bu süreçte. Ve bundan sonra da bu imkana ulaşabilecekler mi? Bu da pek mümkün görünmüyor. Bu çocuklarımız için de çözüm üretilmesi gerekiyor açıkçası. Ailelerin de zor durumda olduğunu biliyoruz. Bazı ailelerin, yani hepimiz teknolojiden son derece anlamak durumunda değiliz. Bazı ailelerin 700 liraya yakın internet ücreti ödediklerini biz burada duyduk açıkçası. Ve bu ekonomik durumda bu rakamların bu kadar astronomik seviyelere gelmesi de aileleri de zor durumda bırakıyor. Açıkçası bu bedel onlara ödetilmemeli ve çözüm üretilmeli. İlk olarak birinci sınıf çocukların okula gidip gitmemesi konusunun veli isteğine bırakılması çocuklar arasında eşitsizlikleri tekrar ortaya çıkardı bir anlamda baktığımızda. Öğretmenler de yalnız bırakıldı. Ben aslında şunu da soruyorum. Bakanlık öğretmenlere neden internette nasıl eğitim daha iyi verilir konusunda bu yaz döneminde neden bir eğitim vermedi? Yani EBA'da eğitimin daha iyi hale gelmesi için, çünkü öğretmenlerin hepsi tek başlarına bu eğitimi yapıyor. Bunu biraz daha iyileştirmek için bir eğitim verilebilirdi. Şu anlamda baktığımızda ben derslik sayısının arttırılarak atanamayan öğretmenlerin de atamasının yapılarak yüz yüze eğitim yapılmasını talep ediyorum. İki tane üniversitede çocuk oku diyorum ama imkanım yok. Mala bakıyorum. 3 tane inem var. Bilgisayarım yok. İnternetim yok. Böyle bir ufak tefek işlerle uğraşmaya çalışıyorum. İmkanımız oldukça işte çocukları bu pandemi döneminde de uzaktan eğitim olunca çocuklar fazla bir şey yapamıyor. Sizden destek bekliyoruz başbakanım, sayın başbakanım. Peki, İnşallah. Olur. Eğer bir sorunu çözmeye talipseniz sorunu yaşayanlardan sorumlu dinlemeniz lazım. Sorunu yaşayanları dinlemezseniz yapacağınız hiçbir çözüm ya da önereceğiniz hiçbir çözüm amacına ulaşmaz. En son konuşan öğretmenimiz gayet güzel bir şey söyledi. Yani Ankara'da oturup sorunu çözmek için kafa patlatacaklarına, uygulamada biz zaten sorunun içindeyiz. Uygulamayı zaten biliyoruz. Bize böyle bir yetki verilseydi belki biz sorunları daha rahat aşabilirdik diye ifade ettiler. Ortak ortaya çıkan sorun internetin olmaması, kalabalık ailelerde ayrı bir sorunun oluşması, bilgisayar, televizyonun olmadığı aileler de var. Dolayısıyla bu ciddi bir sorun. Özellikle internet üzerinden haberleşirken internet olsa bile zaman zaman kesintilerin olması, hatta bazı yerlerde elektriklerin kesilmesi, dolayısıyla eğitime ulaşılamama gibi sorunlar çıktı. Okulda ciddi sorunlar var. Yani Ezgi öğretmenimiz söyledi, 500 lira bir bütçe okullar için ayrılmış. Gerçekten şöyle bir düşününce, kaç öğrenci var orada? Öğrenci başına bile neredeyse 1 lira düşüyor. Dolayısıyla siz kalkıp 1 liralık bir bütçeyle bir öğrencinin sorununu çözemezsiniz. Bir başka gerçek daha var. O da acı bir gerçek aslında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım yapacak kaynakları yok. Parası yok Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Örneğin genel bütçe dışında Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullandığı Evrensel Hizmet Fonu var. Bu ayrıca İşte tabletler, bilgisayarlar, cep telefonları satılırken oradan belli bir miktar vergi alınıyor ve Evrensel Hizmet Fonu'na aktarılıyor bu para. Evrensel Hizmet Fonu'yla pek çok ihtiyaç giderilebilir. Okulların ihtiyacı giderilebilir, yoksul aile çocukların ihtiyacı giderilebilir. Peki neden bu para nerede ve burada ne kadar para toplandı? Ben milletvekiliyim, bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Hiçbir veli bilmiyor. Hiçbir öğretmen bilmiyor. Nerede bu para? Ama biz bir çağrı yaptık Milli Eğitim Bakanlığı'na. Tableti, bilgisayarı olmayanlar veya internet erişimine ulaşamayan aileler var. Bu ailelere internet erişiminin sağlanması ve bunun da Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanmasını da söyledik. Ama anladığım kadarıyla adı var, fon olarak duruyor, para toplanıyor ama bu paraların nereye harcandığını kimse bilmiyor. Temel sorunlarımızdan birisi bu. Okullarda hijyen sorunu, yardımcı personel sorunu hala var. Bunun çözülmesi lazım aslında. 60 bin kişilik yardımcı hizmet elemanına ihtiyaç var. Bütün okullarda bunun olabilmesi için. Söyledik, yani yardımcı hizmet personelini diğer bakanlıklardan veya geçici işçi çalıştırarak hijyen sorununu çözemezsiniz. Hijyen sorununu çözmeniz için kadrolu eleman almanız lazım. Onları eğitmeniz lazım. Onları yetiştirmeniz lazım. Okulu, tuvaleti, paspası vesaire. O çerçevede bunların hizmet sunması lazım. Bunu da önerdik. 57 bin ek ders diye ve
92 bin yeni öğretmene ihtiyaç var. Maalesef bunlar da sağlanmış değil. Biz hatta şu teklifi yaptık. Dedik ki bize arsa gösterin. Bizim belediye başkanlıklarımızın olduğu yerlerde Milli Emlak Genel Müdürlüğü olabilir, valilik olabilir. Okul için bize arsa göstersinler. Bizim belediyeler okulları yapsınlar. Bütün kurallara uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı da gelsin, denetlesin. Okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edelim. Dolayısıyla ek derslik ihtiyacı da büyük ölçüde giderilmiş olur. Çünkü ifade edildiğine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 57 binde ek derslik olursa pandemi kurallarına göre çocuklarımız okula devam edebilir diye. Biz yapmaya hazırız. İnternet masraflarının devlet tarafından karşılanması, evet devlet tarafından karşılanması lazım. Hani varlıklı aileleri karşılamıyorsanız bütçe yetersizliği nedeniyle en azından gelir düzeyi düşük olan ailelerin internet masrafının karşılanması lazım. Bu konuda şöyle bir çağrı yaptık. İnternet sağlayıcısı kurumlarla Milli Eğitim Bakanlığı oturup konuşsun. En azından internet sağlayıcısı kurumlar bu süre içinde internet fiyatlarını biraz düşürsünler. Maliyetleri düşürsünler bir parça, veli açısından düşürsünler. Yani herkes toplumsal bir fedakarlığı yapacaksa internet sağlayıcısı kurumların da bir fedakarlık yapması lazım diye ifade ettik. Umutsuzluk büyük bir tehlike. Asla umutsuz olmayacağız. Türkiye büyük bir ülke aslında, düşündüğümüzden çok daha büyük bir ülke. Kaynakları olan ve zengin bir ülke Türkiye. Ve biz hep birlikte Türkiye'nin sorunlarını çözebiliriz. Hep birlikte. Sorun yaşıyorsak, birileri sorunu çözemiyorsa, o zaman sorunu çözecek olan insanları en azından devlet yönetiminde görevlendirmeliyiz ve onlar gelmeli. Bakalım yani sorunları çözecekler mi, çözmeyecekler mi? Bir şekliyle onları da denemeliyiz. Ve dolayısıyla biz şuna kesinlikle inanıyoruz. Sorunları çözmek önce sorunu yaşayanı dinlemekle başlar. Sorunu yaşayanı dinleyeceksiniz ki sorunu çözen kişi o sorunu çözebilsin. Eğer siz sorunu yaşamayı yaşayanı dinlemiyorsanız, hayır ben hem sorunu biliyorum hem çözümünü biliyorum derseniz ülkeyi yönetemezsiniz. Geldiğimiz nokta bu. Ama ben inanıyorum bu ülke hak ettiği yönetime kavuşacak. Sorunlarımızı da çözeceğiz. Bütün veli arkadaşlarıma selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Her anne ve babanın en temel arzusu çocuğunun iyi bir eğitim almış olmasıdır. Hepimiz her türlü fedakarlığı çocuklarımız için yaparız. Velilerimiz de yapar, öğretmenlerimiz de yapar. Aslında nasıl sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorsak, onlara minnet borçluysak, aslında en büyük minneti öğretmenlerimiz için de duymalıyız. Onları da alkışlamalıyız. Onlar da çok zor koşullarda, imkansızlıklar içinde bulundukları okulu eğitime hazır hale getirmek istiyorlar. Her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Onlara da minnet borçluyuz. Efendim geldiniz, katıldınız, sorunları aktardınız. Bizim de görevimiz bu sorunları geniş kitlelere aktarmak ve geniş kitlelere duyurmak. Dolayısıyla iktidarın dikkatini sorunların üzerine çekmektir. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum.